Babaanne günaydın, afiyet olsun. Günaydın oğlum. Otursana kahve içelim. Yok, şirkette bayağı işim var benim. Sen gelmiyor musun zaten? Yok, biraz işlerim var. Sonra uğrarım dönüşte. Tamam. Babaanne. Efendim oğlum? Ferhat Usta ile ilgili bilmen gereken bir şey var. Haberim var. Restorandan gitmiş. Keşke acele karar vermeseydin Cenk. Yapacak bir şey yok ki babaanne. Kayıt onun telefonundan çıktı. Cenk, 100% emin olmadan birini suçlamak, hele hele masum birini lekelemek, karalamak günahların en büyüğü oğlum. Günahsız yere birini incitmek, ahını almak ailemizi tepetaklak eder maazallah. Benim en korktuğum şeydir. Kayıt onun telefonundan çıkmış olabilir. Ama bu onu suçlu yapmaz. Bir yönetici adil olmalı, hakkaniyet sahibi olmalı. Bu tür konularda acele karar vermemeli. Ferhat Usta yıllardır bizimle beraber. Ben ona güveniyorum. Bizi sırtımızdan bıçaklayacak biri değil oğlum. Babaanne, benim öz anneme bile yaptıklarını biliyorsun değil mi? Ben artık gerçekten insanlara güvenemiyorum. Çok yoruldum bu durumda. O zamana savunma artık bunu. Günaydın. Günaydın kızım. Cenk. Azra hayırdır? Ben çağırdım. Biraz işlerimiz var Azra'yla da. Öyle mi? Peki. Ben bir Mert'e bakayım. Hemen geliyorum. Tamam kızım. Neyse, ben de gideyim o zaman. Cenk. Bir işi başarmak için inanmak lazım. Bitti gitti dediğin bir iş, bakarsın oluvermiş. Nasıl olacak babaanne? Adamlar bizimle hayatta görüşmez bir daha biliyorsun. Ki benim de artık onları arayacak yüzüm yok. Anneannen tanıdıklarıyla görüşüp kaldırmış internetten kaydı. Neyi değiştirecek peki? Biz de zaten aynı şeyi yapacaktık. O sadece süreci hızlandırmış. İş geri gelmeyecek yani. Neyse, kaçayım ben.